Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilimizdeki eski yapı stoğu ve binaların hasar tespit çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bolu zaten deprem geçirmiş bir şehir. Dolayısıyla deprem sırasında hasarlı olan binalar zamanında devletin yetkili kurumları tarafından tespit edilmişti. Ve dolayısıyla o kayıtlar elimizde. Hangi bina az hasarlı, hangi bina orta hasarlı, güçlendirilmiş olan. Zaten yıkılanlar yıkıldı. Bunların kayıtları belli. Başkan Tanju Özcan, eski belediye başkanı Yüksel Ceylan döneminde yaptırılan 1999 depremi sonrasında hazırlanan raporla ilgili de bilgiler verdi. Eski belediye başkanımız Yüksel Ceylan tarafından yaptırılan bir çalışma var Boğaziçi Üniversitesi'ne. O çalışmanın sonuçları Alaaddin Bey döneminde gelmiş, ilk döneminde. Orada 125 adet binanın riskli olabileceği öngörülmüş. Ancak tabii bu rapor ne kadar sağlıklı bir rapor onu tartışmak lazım. Çünkü sadece binanın statik projesi ve mimari projesi gitmiş. Onlar bunu simülasyon yöntemiyle ölçmüşler. Böyle bir kanaate varmışlar. Ama gelip kanat numunesi almamışlar. İşte demirinden örnek almamışlar. Ve o tarihte de TAPU bu binalara şerh konulmasına izin vermemiş. Dolayısıyla gerçekten o tespit edilen binalar hasarlı mıydı, değil miydi? O ayrı bir konu. O konuda net bir şey hala söyleyemiyoruz. Onun dışında özellikle bu hasarlı binalarımız, okullarımız vardı, kamu binalarımız. Bunların benim bildiğim kadarıyla 22 tanesi güçlendirildi. Şu anda sıkıntılı okul binası kalmadığı bize iletildi. Konutların %70'inin depremden sonra yapıldığını belirten Başkan Özcan, 1998'den sonra yapılan binalar için çok ciddi bir kaygı olmadığını söylüyorlar dedi. Şöyle bir avantajımız var, onu da söyleyeyim. Bolu'daki binaların, şu andaki binaların çok önemli bir kısmı, yani yaklaşık tahminen %70'i 1999 depreminden sonra yapılmış olan binalar ve 1998'de statik projesinde statik yönetmeliğinde önemli değişiklik yapılmıştı. Dolayısıyla 98'den sonra yapılan binalar ile ilgili çok ciddi bir risk öngörülüyor teknik elemanlarımız. Zaten biliyorsunuz geçen yıl bir değişiklik daha yapıldı. 2019'un ocağından itibaren yapılan binaların depreme dayanımı çok çok daha fazla. Başkan Özcan, 1999 depreminde binaların güçlendirme yapılarak yıkılmamasını geriye dönük en büyük üzüntüsü olarak ifade etti. Benim geriye dönük en büyük üzüntüm şu, bu 99 depremi yaşandığında biz o zaman Bolulular olarak yıkılmamış olan binaları kurtarmaya çalıştık. O zaman ben belediye başkanı olsam şu tarihte bulunurdum, riskli olabilecek binaları güçlendirmek yerine bunların yıkılmasını teşvik etmek gerekiyordu. Başkan Özcan, 12 Kasım 1999 depremi öncesindeki binalarla ilgili kaygısı olduğunu da dile getirdi. Şimdi benim yeni binalarla ilgili gerçekten bir kaygım yok. Bakın şurada bir iş merkezi temeli atıyoruz. Kullanılan demir miktarına bakarsanız, kullanılan betonun kalitesine bakarsanız eski binalara göre ne kadar avantajlı olduğunu görürsünüz. Ama eski binaların güçlendirmelerinin bile ne kadar doğru yapıldığı belli değil. O zaman bu güçlendirmeler yapılırken özellikle orta hasarlı binalarda bu güçlendirmenin işe yarayıp yaramayacağı ancak bir sonraki depremde anlaşılabilir demişler o zamanki uzmanlar da. Yani epoksi diye bir şey yaptık, hatırlar mısınız? Yani betonu yapıştırmaya kalktık biz bir özel bir yapıştırıcıyla. Şimdi bakıyorum ne kadar komik bir işlemmiş ama birçok binada bu işlem uygulandı. Dediğim gibi deprem öncesinde yani 99, 12 Kasım depremi öncesindeki binalarla ilgili kaygım var. Ama 99'dan sonra yapılmış olan binalarla ilgili çok ciddi kaygım olmadığında kamuoyuyla gönül rahatlığıyla paylaşabilirim. Özellikle dediğim gibi 2019'un başından itibaren yapılan binalar oldukça sağlıklı. Bolu'nun birinci derecede deprem bölgesinde yer alması ve yaşanabilecek büyük bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Özcan, depreme hazırlık ile ilgili komisyon kurduklarını aktardı. Bolu birinci derece deprem bölgesi içerisinde Türkiye'nin en aktif fayı, Kuzey Anadolu fayı, hemen
güneyimizden geçiyor. Karaca Su ile Bolu arasında bir noktadan geçiyor. Yerini de biliyoruz. Bu fay çok büyük depremler üretmiş geçmişte. Bunu da biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de üretmeye devam edecek. O da belli. Ama 20 yıl önce deprem geçirmiş bir şehir, hani periyotlara baktığınızda hemen kısa süreler içerisinde arka arkaya büyük depremlerde yaşamamış. Belli bir enerji birikmesi gerekiyor. Ama biz tabii hazırlıklı olmamız lazım. O yüzden deprem hazırlık komisyonu kurduk. Ben hani şahsen bilim adamı değilim ama geçmişteki tarihi değerlere baktığımızda, sürelere baktığınızda bugün için Bolu'da büyük bir deprem bekliyor muyuz? Bilim adamları diyor ki beklemek doğru olmaz diyor. Ama olmayacağı anlamına da gelmiyor. Deprem konusundaki bütün sırlar çözülebilmiş değil bilim dünyası tarafından. Deprem hazırlık komisyonumuzu kurduk. İstanbul'daki depremden sonra, geçen yılki depremden sonra. Arkadaşlarımız çalışıyor. Bunun içinde belediye meclis üyeleri var, üniversite temsilcileri var, çevre şehircilik, AFAD gibi kurumlardan temsilciler var. Ama yeterince aktif çalışmadıklarını da görüyorum. Önümüzdeki hafta arkadaşlarımızı bir toplantıya davet edip ne durumdayız, ne eksiğimiz var, bunu ciddi olarak bir masaya yatıralım deme ihtiyacı içindeyim. Zabıta ekiplerinin özellikle giriş kattaki iş yerlerini de denetlediğini kaydeden Başkan Özcan, kesilmiş bir kolon olup olmadığını gözlemlemeye çalıştıklarını aktardı. Arkadaşlarımız, yani şunu soruyorsanız, zabıta ekiplerinin özellikle zemin katlarındaki iş yerlerini denetliyor. Kesilmiş bir kolon olup olmadığını gözlemlemeye çalışıyorlar. Şu ana kadar bize ulaşan böyle bir veri yok ama benim de talimatım doğrultusunda özellikle zemin kattaki iş yerleri, kahvehaneler, büyük mağazalarda yer kazanmak için kolon kesimi yapılmış mı bunu kontrol etmelerini ben zaten istedim.